şikayet edilen, eleştirilen hususlar var. Türkiye'deki operasyonlar, insanların cezaevlerine konulması, kadınların, çocukların cezaevine konulması, yurt dışına kaçmak isterken hayatlarını kaybedenler vesaire. Bütün bunların hepsi Türkiye'nin gerçekten sorunu. Ciddi sorunlar, acılar. Keşke bu acılar yaşanmasa. Devlet bu anlamda Türkiye'de Fethullahçılıkla mücadele adı altında, 15 Temmuz'la mücadele adı altında çok ciddi insan hakları ihlalleri yaşıyor, yaşatıyor hepimize. Ve yurt dışındaki bu Fethullahçılara baktığımız zaman bunları alabildiğine kullanıyorlar. Şimdi tamam, bunları kullanacaklar, eyvallah. Ama buradan bir örgütlü hareket çıkartmıyorlar ve bunu da bir tür kendi varoluşlarının temeli için kullanıyorlar. Şöyle bir soru soralım. Onca insan, hamile kadın ya da işte yaşlı insan vesaire hapse giriyor ki bunların ezici bir çoğunluğunun darbeden haberi bile yoktu. Önemli bir kesiminin eminim bu darbe olayından, darbe girişiminden rahatsız olmuştur. Yani bizimkiler yaptıysa iyidir çizgisinde olduklarını da sanmıyorum. Bu tamamen benimki akıl yürütme. Ama bu insanlar hapse girdi, işlerinden oldu, çileler çektiler, çekmeye devam ediyorlar. Özellikle yurt dışına kaçmak isterken Meriç'te ya da Ege'de hayatını kaybeden kadınlar, çocuklar var. Bunların hepsi değişik vesilelerle ben de ve Medyascope'da da bunu dile getirdik. Peki bu insanlar, bu kelli ferli isimler, önde gelen abiler nasıl oldu da yurt dışına gittiler? Bu sorunun cevabını hiçbir şekilde vermiyorlar. Nasıl oldu da gittiler? Ve sonuçta baktığımız zaman bir şekilde kapağı yurt dışında atmış olan bu kişiler, kolaylıkla atmış olan bu kişiler şu anda burada Türkiye'de yaşanan acıları da ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Kendi insanlarını da kullanıyorlar ve kendi refahlarına toz kondurtmuyorlar. Kendileri hala oturdukları yerlerden bayağı bir havaları yerinde.